geldi doğduğum şehir. Adı efsane oldu gözümde sakın. 110 yıl önce elde edilen bu başarının yıl dönümü sonraki yıllarda basın bayramı olarak kutlanmaya başlanmıştır. Her 24 Temmuz'larda basın bayramı kutlanmasına rağmen ülkede basın ne yazık ki tam anlamıyla özgür olamamıştır. Ülkemiz 1924'ten itibaren yönetim şekli olarak demokrasiyi tercih etmiştir. Demokrasinin olmazsa olmaz temel faktörü de basın ve ifade özgürlüğüdür. Bu gerçek bilinmesine rağmen her dönem basın üzerinde bir takım yollarla kısıtlamalarda bulunulmuştur. Bugün geldiğimiz noktada da basının tüm anlamıyla özgür olduğunu söyleyemeyiz. Oluşan yeni medya düzeninde gazetecilerin özgürlüklerine bir takım kısıtlamalar getirildiğine şahit olmaktayız. Örnek bir demokratik yapıya ulaşmak için basın ve ifade özgürlüğüne sahip çıkmak hepimizin birinci görevidir. Bugün 24 Temmuz'un anlamına inanıyor ve tüm meslektaşlarımızın basın bayramını bu inançla kutluyoruz. Çok değerli arkadaşlarım, sevgili konuklar. Bildiğiniz gibi Sakarya Gazeteciler Cemiyeti 1954 yılında kurulmuş Sakarya'nın en eski gazetecilik mesleki örgütüdür. Bugüne kadar görev yapan tüm başkanlarımızı, yönetim kurulu üyelerimizi rahmetle anıyorum. 11 yıl önce bir basın bayramı gününde kaybettiğimiz Necdet Güngörsün'ü rahmetle ve özlemle anıyoruz. Geçtiğimiz yıldan bu yana önemli kayıplarımız var. Geçen yıl 17 Mart'ta eski başkanımız Necdet Çardak ağabeyi kaybettik. Yine geçen yıl Mayıs ayında eski başkanlarımızdan Zekai Erdal Işık'ın evladı, değerli arkadaşımız Adem Işık'ı yitirdik. Bu yıl ise cemiyetimizin yaşayan kurucularından, yaşayan tarih Abdullah Çelik hocamızı kaybetmenin acısını yaşıyoruz. Yine kısa bir süre önce Ferruh Çelik arkadaşımızı kaybettik. Tüm vefat etmiş büyüklerimize Allah'tan rahmet diliyor, rahmet diliyoruz. Değerli meslektaşlarım, sizlerin destekleriyle 11 yıldır bu görevdeyim. En son 30 Nisan'da ben hastanedeyken tekrar bu göreve seçildim. Sakarya Gazeteciler Cemiyeti yönetimi olarak 11 yıldır hep birlikten yanı olduk. Bir olmanın Sakarya basını güçlendireceğini düşündük ama olmadı. Birliği tam anlamıyla sağlayamadık. Bir yeni dernek daha kuruldu. Oradaki arkadaşlarla da aralarında birkaç hariç bir küslüğümüz de olmadı. Bu ayrılık birileri tarafından da kaşındı, büyütülmeye çalışıldı. Bugün Sakarya basında bölünmüş bir hava hakim, biz bunu gidermeye çalışıyoruz. Burada biz bir grup arkadaş kahvaltı yapıyoruz, diğer dernek ise başka bir yerde kahvaltıda. Bugün biz Sakarya Gazeteciler Cemiyeti olarak meslek ilkelerine sonuna kadar bağlı kalarak bir yandan mesleğimizi icra ederken bir yandan da mesleki anlamda hizmet etmeye çalışıyoruz. Bir şeyler elde etmek için kimseye boyun eğmedik, boyun eğmeye de hiç niyetimiz yok. Çok mu iyiyiz? Hayır. Birçok eksiğimiz var. Böyle bir toplantıyı bile çok geç hayata geçirdik. Daha sık bir araya gelmeli, mesleğimize sahip çıkmalıyız. 11 yıllık süre içinde mesleğe nitelikli gazeteciler yetişmesi için iki meslek lisesinde bölümler açılmasını sağladık. Şimdi o bölümlerin bir iletişim meslek lisesi çatısı altında buluşması için çabalıyoruz. Sakarya Üniversitesi'nde İletişim Fakültesi'nin ve Sakarya Meslek Yüksekokulu bünyesinde basın yayın bölümünün kurulmasını sağladık. Sakarya'ya çok güzel bir basın merkezi kazandırdık. Ancak bu bölüm tüm meslektaşlarımızın buluştuğu bir merkez haline dönüştüremedik. Yaptıklarımızı da eksikliklerimizi de biliyoruz. Bundan sonra daha fazla çalışmaya Sakarya Gazeteciler Cemiyeti'ne Sakarya'daki bu meslekte uğraşan herkesin gönül verdiği bir çatı örgütü yapmaya kararlıyız ve niyetliyiz. Bir kez daha davetimize katıldığınız için teşekkür ediyor, sevgiler sunuyorum. Sevgili arkadaşlar. Aramızda Akyazı eski belediye başkanı Yaşar Yazıcı var. Görevi süresince her 24 Temmuz'da Sakarya'daki tüm basın mensuplarını bir araya getirerek bizlere dayanışma yemeği veriyordu. Görevden ayrıldıktan sonra Akyazı'da basına karşı yerine gelen belediye başkanı basına karşı tavrını hiç onaylamıyoruz ve bunu defalarca da kınadık. Ama onun tavrı değişmedi. Akyazı basınıyla bir husumet içinde. Biz Akyazı belediye başkanının, eski belediye başkanımızın geçmişte basına karşı gösterdiği olumlu tavrı özlemle anıyoruz ve
Kendisi burada aramızda. Ona bir o günlerin anısına bir plaket hazırladı. Ben o plaketi vermek üzere Sayın Genel Başkanımız Yılmaz Karaca'yı buraya davet ediyorum ve Yaşar Yazıcı'yı da buraya davet ediyorum. Sayın Genel Başkanım, Sayın Başkanım, çok değerli arkadaşlar. Bu benim için gerçekten onur verici bir şey. Demek ki güzel yaptığınız şeylerden dolayı büyük bir vefa görüyorsunuz. Keşke arkadaşların tamamı bir arada olmuş olsa, hangi dernek olursa olsun, birlik olmazsanız dağıtılmaya çok daha müsait olursunuz. İnşallah Akyazı'daki olaylar da düzelir. Sadece Akyazı'daki olaylar değil, Sakarya'nın genelinde de sıkıntılı olan yerlerde olaylar düzelir. Gazetecilere kel gözle bakmak doğru değildir. Övgü olduğu zaman koltuklarınız kabaracak, eleştiri de olacak. Eleştiri olmazsa hiçbir şeye sahip olamazsınız. Hiçbir şeyi göremezsiniz. İdareci olarak ben bunu söylüyorum. Görev yaptığım süre içerisinde Salim abi bilir, Salim abi zaman zaman bizi eleştiriyordu ama hiç küslüğümüz olmadı. Veya birçok arkadaş bizi eleştiriyordu. Kimseyle küslüğümüz olmadı. Olamaz da biz gazetecileri kendimizin gönüllü çalışma arkadaşları olarak görüyorduk. O prensiple hareket ediyorduk. Çünkü bizim gerçekten göremediğimiz çok şey vardı. İdarecilerin gerçekten göremediği çok şey vardı. Az önce Sayın Başkanımız konuşmasında eksiklerimizi de biliyoruz dedi. Mutlaka bilmek zorundasınız. Siz bilmiyorsanız birileri size hatırlattığında bundan alınganlık göstermeyeceksiniz. Bunu tepkiyle karşılamayacaksınız. Bu duygularla ben bu kahvaltıya davet edilmemden, layık olmasam da böyle bir plakete layık göründüğümden dolayı kendilerine, Sayın Başkanıma, Sayın Genel Başkanım ve sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.